teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Valla şarkımız rahmetli Azer Bülbül, çok sevdiğim dostumdu. Beraber yurt dışına konsere de gittik. Onun anısına da bir şarkı. Tabii seslendiren, icra eden başka sanatçı kardeşlerim de oldu. Ama şimdi onu tanıyan ve seven bir kardeşiniz olarak da o şarkıyı böyle tekrar canlandırmak, tekrar icra etmek, tekrar gündeme getirmek istedim. O da bizi bir yerlerden izliyordur. Onu da saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ve bu şarkıyı da söyledim. Sevgili Pol Production sahibi Polat Yağcı'ya söyledim. Çok güzel bir fikir dedi. Hemen aranjesini sevgili Ceyhun Çelik'ten yaptı. Kubilay Kasap, sevgili Kubilay'cığım, o da yönetmenliğini yaptı. Klibimizi de çekiyoruz. Çok başarılı olacağına da inanıyoruz. Çünkü şarkı her yerde çalınıyor, söyleniyor. Biraz da ben böyle kendi Murat Başaran'ı katarak icra ettim. Bir de ben Ankara doğumluyum. Yani kökümüzde böyle bir Ankaralılık var. Biraz böyle Dilber havasında da yaptık şarkıyı. Çok da güzel oldu. Hatta biraz da oynadım da yani. Ankaralı tarafımız da çıktı meydana. Ondan sonra oynadım. Çok da güzel oldu. Çok güzel bir klip olacak. Çok ses getireceğine inanıyorum. Ve bu aylar ve yeni yıl, yeni yıldan sonra da artık Murat Başaran şarkılarıyla, yeni şarkılarıyla hep gündemde olacağız inşallah. Yeni şarkıya değineceğiz ama Azer Bey'le de işte söylediğiniz birçok konserde beraber gittik, Almanya'ya gittik. Bu şarkıyı okurken de net duyguları hissettiniz. Tabii o üstad çok güzel, her şarkıyı çok güzel yorumluyor. Biz de kendi yorumumuzla, bir Murat Başaran yorumuyla ve biraz daha biraz da böyle Ankaralı tavırla o şarkıyı yaptım. Ve güzel olacağına, değişik bir yorum, değişik bir tat sergilemeye çalıştım. Güzel olduğuna inanıyorum. Çünkü bütün işte yönetmenimize, eşimize, dostumuza dinletiyorum. Herkes harika olmuş diyor. Bu yaz, bu sonbaharda işte kulüplerde falan çalacağına da inanıyorum ve çok güzel oldu şarkımız. Yaptığım işten eminim yani. Bir Ankaralı olarak Inch Time'den sonra, Dilber karakterinden sonra özellikle Ankara müzikleri de çok ön plana çıktı. Evet. Ne yeniler söylemek istersin? Ben bir Ankaralı olarak sevindim tabii. Yani ben Ankara doğumluyum, Ankara Lisesi mezunuyum. Çok da severim. Bir düğünlere gittiğimizde, yani şimdi Ankara'nın bağlarını oynamadan o düğün düğün olmuyor yani. İnşallah bu şarkı da gene böyle Yandık Sevda Ocağı'na da böyle bir Ankara tavırıyla oldu. Onu çok güzel aranjörümüz sevgili Ceyhun Çelik'ten ortaya koydu. Ben de okumaya çalıştım. Çok güzel oldu. Yani bir Ankara düğünlerine gittiğiniz zaman bu şarkı da çalınacak artık. Evet abi. İnşallah. İlk çıktığınız zamanlar siz hep slow şarkılarınızı zaten beğeniyorduk, evet. Seviyorduk. Hep hareketli hareketli gidildi. Slow şarkılar ne zaman çıkacak? Slow şarkılar da kışın çıkacak. Tabii kışın biraz daha hüzün oluyor. İşte karlar yağıyor, yapraklar dökülüyor. Sonbahardan sonra kışa giriyoruz. Tabii slow şarkılar insanı daha derinden etkiliyor. Şimdi kışa da çok güzel şarkılarımız var. Tabii bunları seçerken, yaparken bana eşlik eden, bana can olan sevgili eşime Ayten Başan'a da buradan teşekkür ediyorum. Sevgili prodüktörüm Polat Yağcı'ya da teşekkür ediyorum. Aileme, herkese, şu an emeği geçen herkese, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Peki şey söyleyeyim, müzik dünyasında artık sistem değişti, albüm yerine hep single. Aynen, tekli. Siz tekli. De tekli mi ilerleyeceksiniz yoksa son artık birkaç seneye bir best of? Bir best of yapacağız. Yani Murat Başaran şarkıları yapacağız. Çünkü 23. yılım, 25. yılımızı dolduracağız inşallah. Doldurduğumuz zaman bir best of Murat Başaran biz de yaparız inşallah. Peki 23 yılı bir gözünüzün önünde canlandırdığınızda iyikiler, keşkeler neler oldu? Şunu şöyle yapsaydık daha iyi olur dediğiniz anlar oldu mu? Vallahi yaptım. Sadece müziğe bir ara verdim bir 6 yıl kadar falan. Keşke ara vermeseydim diyorum. Ama ara verdiğimde de ben gene o şarkıları yaptım. Yani ben hiçbir zaman durmadım. Ama şimdi o arayı kapatacağız, merak etmeyin yani. Her zaman. Devam edeminiz neydi peki? Son dönemde yine tekrardan tükenmişlik. Ya, şey ya yok, şimdi zaten otomatikman bir Covid girdi. Covid verince yani herkes gibi ben de ara verdim. Bir de ondan önce biraz ticaretle falan da uğraşmıştım. Yurt dışına gitmiştim. Onlar da etkili oldu 2-3 yıl kadar falan.
Ama artık hep sizlerle birlikte olacağız. Merak etmeyin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.